Biraz sonra zorlu maç başlayacak. Karşılaşmayı da Mustafa İlker Coşkun yönetiyor. Sevgili izleyenler, yardımcıları Mustafa Sönmez ve Mehmet Salih Mazlum. Dördüncü hakemde Emre Malok bu karşılaşmada. İki takım oyuncuları, maçın hakemi ve yardımcıları birbirlerine maç öncesinde başarılar diliyorlar. Ve zorlu 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarız keyifli bir mücadeleyi birlikte takip edeceğiz. Pote hareketlendi. Pote süratli. Pote şimdi bastı. Topun üzerine çekti. Penaltı bekliyor. Adana Demirspor ama oyun devam ediyor. Ali Fırat'la girdiği ikili mücadelede yerde Pote. Ve Pote burada hareketlenmiş. Ardından Ali Fırat'la girdiği ikili mücadelede yere düşmüştü. Penaltı bekledi Adana Demirspor. Yine Murat Kayalı topun arkasında. Ortasını yaptı. Emrullah'ı geçti top. Riskli. Mehmet çevirdi. Gol pozisyonu var. Döndü kaleciden. İkinci hamleye Ulusal uzaklaştırıyor. Elazığ spor gole çok yaklaştı. Net bir pozisyon. Ama değerlendiremedi Emrullah. Belki de yan topta yaptığı hatayı mutlak bir gol pozisyonunda müdahale yaparak telafi etti. Maldison. Servan'dan bir kez daha Onur topla buluşan isim. Şimdi Göksu. Berkay. Orta şansı arıyor Adana Demirspor. Ama o noktayı kapattılar. Şimdi bir orta daha geliyor. Elle oynama beklentisi. Korner kararı geliyor. Onur. Garbiç Göksu ile oynamayı tercih etti. Göksu baktı ceza alanına. Ortayı yaptı. Pote yükseldi. Pote yerde. Oyun devam ediyor bir kez daha. Gözler maçın hakemine döndü. İşte Pote görüntüye geliyor. Az önce hava topuna yükseldiği anda itildiğini iddia etti. Oyun sürdü. İşte burada Pote yükseldiği anda arkadan itildiğini işaret etti karşılaşmanın hakemine. Servan son anda dokundu Pote'ye doğru. Pote sağına bıraktı. Grbic baktı kaleye. Grbic vurdu döndü savunmadan. Maldison. Geç kaldı biraz. Atak sürecek şimdi. Ozan İpek. Kontrollü bir pas gelmedi. Traore ve penaltı dedi Mustafa İlker Coşkun. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Karar penaltı. Maldison yerde. Traore ile girdi ikili mücadele. Penaltı dedi maçın hakemi. İtirazlar Elazığ sporlu oyunculardan geliyor. Maldison hamleyi yaptı. Traore onunla mücadeleye girdi. Penaltı dedi Mustafa İlker Coşkun. İşte pozisyon. Adana'da kritik an. Serdar dikkatli. Pote de öyle. İşaret geliyor. Pote vuruyor ve gol oluyor. Pote'nin golü geliyor. Adana Demirspor 1-0'lık üstünü yakalıyor 41. dakikada Pote'nin golüyle. 41 Pote, Adana Demirspor 1, Elazığ Spor 0. Tribünlerde büyük sevinç var. Mavi lacivertlilerde izliyorsunuz sevgili izleyenler. O sevinç saha içerisinde de Demirsporlu oyuncularda böyle yaşanıyor. Ve Pote çok sert vurdu. Topu ağlara gönderdi. Takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 41. dakika Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaeli Spor çok zor günler yaşıyor sevgili izleyenler. Ve Adana Demirspor'da Adana Demirsporlu taraftarlar Kocaeli Spor'u unutmadılar. Kocaeli Spor büyüktür, büyük kalacak sloganları ve bizim bulunduğumuz tribünde işte açılan pankartta Kocaeli Spor için böyle görüntüye geliyor. Ümit sağ kanada bıraktı. Olsay çok şimdi. Tehlikeli geliyor Elazığ Spor cezalarında. Tom sokuldu. Tom vurdu ama kaleci Emrullah. Çok önemli pozisyon. Golle burun burun Elazığ Spor ama Emrullah gole izin vermedi. Müthiş bir an. Ümit Tütüncü dokundu. Tom gol pozisyonuna girdi. Karşı karşıya ama kaçırdı. Burada olsay yok. Savunmanın gerisinden çıkıyor Tom. İyi kurtarıyor rakibinden. Raspopovic'den. Burada çok müsait ama Emrullah'ın üzerine vuruyor. Emrullah gole izin vermedi.
İkinci yarıdan en ciddi, en tehlikeli hata. Serdar dikkatli kalesinde. Ozan İpek kullandı uzak noktaya doğru. Pote çevirdi içeri. Hakan ceza alanının dışına. Bir kez daha Servan doldurdu. Şimdi gol pozisyonu. Grbic vurdu, Serdar'a döndü. Çok net şans yakalayan, bu kez sevgili izleyenler, Adana Demirspor Grbic'le. Serdar gol izin vermiyor. İşte Servan böyle gönderdi içeri. Bir anda büyük hata. Grbic karşı karşıya. Serdar hayır diyor, gole izin vermedi. Traore'nin pası isabetli değil. Yine çok az adam var. 3'e 2 yakaladı Adana Demirspor. Göksu bıraktı Pote'yi, offside. Pote için offside var, havaya kalkıyor. Top hareket halinde, tekrar kullanılacak dedi Mustafa İlker Coşkun, ama bu offside kararına da Demirspor taraftarı çok sinirlendi. İşte izliyoruz. Bu da tartışılacak bir karar ama offside bayrağı havaya kalktı. Sercan Kaya Pote'ye doğru şimdi. Serdar çıkmadı. İkinci gol şansını arıyor. El sahibi ekip Valdison geldi. Pote ceza alanında. Valdison bomboş. Pote şimdi Valdison'a geç kaldı ama Sercan şut şansı arayacak. Geçti. Sercan vurdu, Serdar'dan döndü. Serdar gol izin vermiyor. Müthiş pozisyonlar oluyor son bölümlerde sevgili izleyenler. Heyecan durdukta adeta. Olacak. 90 dakika bitti diyor sevgili izleyenler. Mustafa İlker Coşkun ve Adana Demirspor Elazığ Spor'u 1-0 mağlup ediyor.